Ses. Ses. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Benim Resti Yusürük. Bugün Heroes of the Storm'un alfa versiyonunu deneyeceğiz. Daha doğrusu alfa versiyonunda Valla ile nasıl oynanır, oyun genel olarak nasıl bir şey, neye benziyor, ne yapmanız gerekiyor, onlar üzerinde durmaya çalışacağım mümkün olduğunca. İlk olarak oyunun genel sisteminden bahsedelim. Her oyunda olduğu gibi burada da bir dükkanımız var. Yaklaşık şu anda 5, 10, 20, 30, 31 tane şampiyonumuz var. Açık olan bu şampiyonlara ait kostümler var. Bu kostümlerin yanı sıra belli başlı binekler ve hediye paketleri var. Hediye paketleri alfada olması sebebiyle oldukça ucuzlamış durumda. Mesela en basından şu Nexus bundle'ını göstermek istiyorum. İçinde yaklaşık 2, 4, 6, 8, 10 tane pardon 8 tane şampiyon, 4 tane kostüm, 2 tane de mount bulunmakta. Bunlara rağmen toplam ücret normalde 104 euro iken bayağı pahalı aslında Blizzard oyuncuları, fakat Blizzard oyunlarını daha önce oynayamış oyuncular çok yabancı kalmayacaktır bu fiyatlara. Bir de yanında çok tatlı şampiyonlar ve o şampiyonlara güzel kostümler veriyor. En büyük bela bu Nova arkadaşlar. Bu Nova gerçekten olacak iş değil. Önünü alamıyoruz oyunlarda geldiği zaman. Şimdi biraz oyunun genel mantığından bahsedeyim. Bu arada fiyatlardan bahsedeyim. Şampiyonları açmak için illaki para vermeniz gerekmiyor. Oyun içinde oynayarak, görevleri yaparak, günlük görevleri yaparak altın kazanabiliyorsunuz. Ben bir 2000 altın harcadım bu valayı açmak için. İlk başta level 4 olduğumda hediye edildi galiba. Ardından 3420 altın daha birikti. Toplamda 6-7 oyun anca oynamışımdır. 9 level oldum şu anda. Normal oyunlarda, normal MOBA'larda olan karakter seviyelerinin aksine bir de bu oyunda eklenmiş olan güzel bir özellik şampiyon seviyeleri var. Biraz örnek vereyim istedim. Mesela birazdan 4000 altınım olduğu zaman 6. seviye yaptıktan sonra 500 altın hediye veriyor çünkü her 5. seviye karakter başına. Örneğin bu şampiyonu açabileceğim. Şampiyonlar 10. seviyeye getirildikleri zaman altın portreleri açılıyor. Mesela şu şampiyonun altın portresi bu şekildeymiş. İsterseniz para vererek bu şekilde kostümünü de alabiliyorsunuz. Aldığınız kostümün bir de oynadıktan sonra rengini değiştirip karakterinizi kendinize özel bir hale getirebiliyorsunuz. Bu arada bir şampiyonu almadan önce denemek için videosunu izlemek zorunda değilsiniz. Herhangi bir karakterin gidip herhangi bir kostümü deneyebilirsiniz. Benim en büyük favorim Tyrael oldu. Tyrael'ın normal hali bu şekilde. Tyrael'ı 10. seviye yaptığımız zaman, ki bu arada şu şekilde bembeyaz halde falan da kullanabiliyoruz. 10. seviye yaptığımız zaman böyle altın portresi açılıyor. Bu şekilde mavi siyah bir Tyrael ya da yine beyaz bir Tyrael'ımız olabiliyor. Aradaki farkı şöyle görebilirsiniz. Çıkan büyüyen omuzluklar, silaha gelen ekstra kanatçıklarla ilgili. Şöyle bir skin var ki gerçekten oyunda para vereceğim ilk ve tek kostüm olacak sanıyorum bu. İnanılmaz, biraz da oynadım. Biz bugün dediğim gibi Valla oynayacağız. Valla ablamızın 10. seviyede bu şekilde Master skin açılıyor ve 10 bin altın ödeyerek, oyun altını ödeyerek Valla ablamızın Master kostümünü açabiliyoruz. Vampir avcısı Valla kostümümüz var. Oyun tabii ki Türkçe değil. Vampir Slayer olarak geçiyor ama Türkçe olsaydı eminim bu şekilde çevirirlerdi. Bir de benim çok 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 sevildiğim Angelic, yani Melek abla Valla var. O bayağı güzel. Kostüm çeşitleri de oldukça güzel. Ben altın muhtemelen şöyle bir kostümü ileride oyunu oynamaya devam edecek olursam kullanırım diye düşünüyorum. Binekleriniz var. Binekler oyundaki çok önemli bir faktör. Çünkü oyunda binekleriniz ekstra olarak bir hasar çıkarmıyor. Fakat bir yerden bir yere gitmenin en hızlı yolu daima binekler oluyor. Bu bineklerden ben favorimi göstereyim öncelikle. Favorim şu Horde logosu taşıyan vahşi kurdumuz. İnanılmaz güzel görünüyor. Unicorn'umuz var. Bu unicorn'umuz şekil değiştirebiliyor. Şu kırmızı unicorn da kalpler saçan, hiç fena görünmüyor. Atlarımız var. Bu at standart zaten. Şu anda bu halini kullanıyorum. Kodolarımız var. Battle Beast olarak geçmiş adı burada. Kodlarında çok fazla bir renk seçeneğin yok. Cyber Wolf, yani siber kurtlarımız var. Siber kurtlarımız
Daha her zamanki gibi kilitli. Bunlar henüz kilitli. Benim şu an oynadığım şeyleri siz de 1,5-2 saat oynayarak elde edebiliyorsunuz. Çok fazla bir şey değil. Bir de hero yetenekleri var. Hero yetenekleri hero seviyesi arttıkça artıyor. Benim şu an 5. seviye vallam. Bu oyunu kaybetsek de kazansak da şimdi oynayacağım. Vallam 6. seviye olacak. Ben daha 5. seviyedeyken bu şampiyonu toplam 4. ya da 5. oyunum. Bütün yeteneklerini açabildim şampiyonun. Şampiyonun yeteneklerini açmak için fazladan bir para gerektirmiyor. Oyun modunu buradan versus moduna getiriyorum, yani diğer oyuncularla karşılaşan zona geçiriyorum. Bakıyorum parti arayan var mı? Bu tiki işaretlerseniz diğer oyunda oynayan oyuncular sizin parti aradığınızı şu şekilde görebiliyorlar. Ben şu anda 9. seviye Sidious olarak oyunda bulunuyorum. Ready diyorum. Şu an başka random 4 tane arkadaşla eşleşeceğim. Oyunda ilk olarak başlarken 4 tane random arkadaşla eşleştim. Oyunun açılış ekranı bu şekilde. Şimdi birazdan summon edileceğiz. Ve summon edildik. Garden of Terror geldi. Oyunda farklı farklı haritalar var. Oyundaki her harita aynı amaca sahip değil. Ana amaç her MOBA oyunda olduğu gibi objektif. Skorların o kadar önemli olmadığı bir oyun oynuyoruz. Farm kavramı çok farklı. Farm kavramı tamamen jungle üzerinden geçiyor. Normal lane minyonlarının yanında durmanız yeterli. Son vuruş yapmanıza gerek yok çünkü oradan ekstra aldığınız experience dışında hiçbir altın yok. Last hit yapmanıza gerek kalmıyor. Bu da oyundaki skill shotlara, yetenek atışı kaçma mekanizmalarına, yetenek atışı mekanizmalarına daha fazla odaklanmanız gerekiyor. Bu haritanın esprisini alayım. Garden of Terror, yani bahçenin bir terörü yaratığı gibi bir büyük bir yaratığımız var. Başta küçük bir fidemiz oluyor merkezimizde, şurada görebileceğiniz üzere. Bu küçük fidemiz, bu arada oyuna geldik. Bu küçük fidemiz bizlere oyunun başında sıfır stack'le başlıyor. Gece olduğu zaman bunlar için minik bitkiler toplamaya başlıyoruz. Bu minik bitkilerle 100 siteye ulaştığımız zaman şurada haritanın alt tarafında çıkacak. Bu stekler, ben kameramı biraz daha küçülteyim istiyorum izninizle. Çünkü o bölgeler oldukça önemli. Özellikle bu oyunda. Şöyle kameramı iyice minik hale getirdim ki o harita tarafını ve önemli olan kısımları iyice görebilin. Şimdi oyunda skill shotlarımız hepsi açık şekilde başlıyoruz. Ultimiz hariç Heroic Ability diye geçiyor ultimizin adı. İlk başta başlangıç için bir yetenek veriyoruz. Ben Vala ile oynarken daima Siphoning Arrow veriyorum. Böylece vurduğum hasarın Q yeteneğimle daima %50'si bana geri dönüyor. Z'ye basarak mountumuza inip mountumuza binebiliyoruz. Taba basarak genel ana menüye ulaşabiliyoruz. Şu anda rakiplerden hiçbiri görünmüyor derken Nova göründü. Nova çok bela. Nova'ya karşı henüz yalnızca 2 maç kazanabildim. Oynadığım 6 maçın ikisini kazanabildim. Şu an oto atak yapıyorum. Skill shotlarımı harcamıyorum. Bu Nova benim çok rahat bir şekilde canımı okuyabiliyor. Daimi bir görünmezliği var ve arkasında sahtesini bırakabiliyor. Bıraktığı sahtesi hasar vermiyor. Şu gördüğünüz sahtesi. Gerçeğini yakaladık. Fazlaca hasar verdik. Son bir vuruş geldi. Tarafımdan öldürüldü Nova. Kulelerin toplam bir vurabilme şeyi var. Şu altındaki gördüğünüz yuvarlak baloncuklar kulelerin elindeki top sayısı. Kulelerin top sayısı bittiği zaman o kule ateş edemez hale geliyor. Şu ortadaki abiyi kestiğiniz zaman içinden bir tane küre çıkıyor, glob çıkıyor. Bu glob sayesinde canınızı yenileyebiliyorsunuz. Biz şu anda alt koridor ikilisi olduk. Nova geri geldi. Şu an yapmam gereken bu kulelere mümkün olduğunca hasar vermek. Kulelerin topları bittiği zaman zaten rahat bir şekilde içeri kadar girebileceğiz ve kulelerin canını yakabileceğiz. Şimdi gece oldu. Seedler çıktı ortaya. Hemen gidip şuradaki seedleri toplamaya başladık. Hızlı hızlı seed topluyoruz. Şu an 12 stack olduk. Harita yüzünden muhtemelen görünmüyor fakat bir rakip daha öldürdük orada. Nova'ya dikkat etmemiz gerekiyor. Nova görünmez olduğunda vermeniz gereken şey Nova'ya hasar vermek. Yapmanız gereken şey Nova'ya hasar verdiğiniz zaman Nova tekrar görünür hale geliyor. Şimdi ekrandaki şu sorun benim bilgisayarımdaki ekran kartından dolayı kaynaklı. Oyunda normalde böyle sorunlar siz yaşayacağınızı zannetmiyorum. Ben diğer oynadığım MOBA'larda da aynı problemi yaşadığım için yayınlarımı izleyenler hatırlayacaktır. Bu ekran pırpırlanması problemini yaşıyoruz. Her belli level aralığında 1, 4, 7, 10, 13, 16, 20'de bir yeni talent açılıyor. Ben
basic ataklarımın beni iyileştirmesi konusunda bir talent verdim. Her basic atağım beni onar iyileştiriyor. Artı skill shotlarımla da iyileşmeye devam ediyorum. Şu an ben hasar veriyorum. O benim için tanklıyor. Ve etrafta çıkan seedleri topluyor. Şu an çünkü ondan çok daha yüksek bir hasarım var. Health globe çıktı. Globe'u aldım. Öldüreceğiz umarım. Son bir vuruşa ihtiyacı var. O son vuruş geldi. Ablamızla kestik. Bu çok güzel oldu. Çünkü o bize en büyük tehditlerden biriydi. 68 stack oldu şu anda. 69 oldu. 100 olduğunda terörümüz çıkacak. Abimiz öldüğünde yere bir sürü seed bırakıyor. O seedleri de topladık. 94 seedimiz var şu an. Yukarıdaki için gidiyorum. Seedleri yüzlemek çok önemli. Buralar bu arada mercenariler. Birazdan birkaç tanesini öldürüp size göstereceğim ne olduğunu. Orman kamplarını kestikten sonra orman kampları size fazladan özellikler veriyor. Mesela şu mercenariler gibi. Bu mercenariler sayesinde ekstradan wave'e giden minyonlarınız oluyor ve sizin adınıza hasar veriyorlar. Bunlar basit seviye mercenariler. Bu nedenle oldukça kolay bir şekilde öldürebildik. Fakat zor seviye olanları geldiği zaman o kadar kolay olmuyor bu işler. Şimdi bu dayı beni öldürebilir. Bu dayının pasifi, E yeteneği. Her canı %40'ın altına indiğinde 40 saniyelik bir cooldown'u var. Kendisi çok yüksek seviyelerde life regen yapıyor. Şu an kolosuna bindi gidiyor. Problem değil. Ben de hemen hayvanıma bindim. Arkasından kovalayacağım. Savaşa dahil olmaya çalışıyorum bir an önce ki bunları alamasınlar. Etraftaki seedleri topluyorum. O seedleri onların almasını istemiyorum. Olay tamamen bununla ilgili. Şu an seedleri bayağı bir bölüştük. Eğer burada skor çıkarmayı da başarırsak tamamen worth olacak. İlk skor geldi. Bu dayı life regen'ini kullandı. Ben biraz geri çekiliyorum artık. Şimdi base atıyorum. Yeni bir talent'ım açıldı. Gerisini onlar halledecektir. Ben yeterince hasar verdim orada. Yeni talent olarak kullanabileceğim şeyler basic ataklar mana mı harcıyor? Bunu kesinlikle kullanmamanız lazım. Çok fazla mana tüketiyor. Basic atakların ability cooldown'larını tükettiği bir seçenek var. En üstteki onu seçtim. Tekrardan alt koridora gidiyorum. Çünkü bizim Garden of Terror'ümüz alt koridora gitmiş. Normalde bizi beklemesi lazımdı. Şu an kendini öldürecek. Dışarıda da savaş çıktı sanıyorum. Gelen helikopter sesine bakarak. Ultimiz 10. seviyede açılıyor. Bu arada savaşı için hızlıca daldık. Şu an üstünüz onlardan. Benim de gelmemle üstün olduk. Son vuruşu içeri girdim. O son vuruş gelmedi benden. Şu gerçek Nova. Sahte Nova hareket edemez. O yüzden sahte ile gerçeği çok rahat bir şekilde ayırt edebiliyorsunuz. Bunu muhtemelen öldüreceğim. Hayır. İşte o aptal life regen devreye girdi. Şu çok fazla can yenileme sağlayabiliyor. Ona karşı dikkatli olmamız lazım. Şimdi skill shot atacak. Ondan kaçmayı bekliyorum. Atmadı. Problem değil. Buna tıklayarak manamı ve canımı yenileyebiliyorum. Şu an havuzumu kullanarak canım ve manamı yeniledim. Burada mercenary kamp var fakat zor bir kamp, onu alamam. Bunlar işte easy mercenaryler. Şimdi yardım istiyorum. Bu geldiği zaman gireceğiz bunlara. Girdik. Bunları öldürdükten sonra bunlar bize boyun eğiyor. Ölmüyorlar aslında. Boyun eğdikleri zaman seninle savaşmayı kabul etmiş oluyorlar. Şimdi bak biri boyun eğdi. Şimdi diğerini boyun eğdiriyoruz. Şimdi diğeri de boyun eğdikten sonra kampın içine girip o kampı dolduracağız. Kamp dolduktan sonra ayağa kalkıp bizim için koridora gidecekler. Gidecekleri koridoru şu çizgilerle görebiliyorsun. Orta koridora gidecek bu abilerimiz. Ben hemen orta koridoru ittiriyorum. Health Globe da geldi. Canımı doldurdum o aldığım Shrine'la birlikte. Şimdi yukarıda yazan 9-9 olan level'lar karşı takımı ve sizin level'larınız aynı anda artıyor. Yani bir level 8 iken sizin takımınızda diğeri de level 8 oluyor. Aradaki level farkı bayağı artarsa yeniliyorsunuz. Şimdi bu kulenin topları bitecek. Topları bitti. Bu kuleyi hızlı bir şekilde hasar veriyorum. Şu an bizi burada koruyabilecek bunların hiçbir şey yok. Hızlıca kuleleri alıyorum. Ultisini bekliyorum. Kendi ultimi attım. Arasına kadar girdim. Ultim sayesinde skoru almayı başardım. Şimdi bunların Shrine'ını yok ettim. Böylece can yenilemesi yapamıyorlar artık kendi base'lerinde. Health Globe'u aldım. Takımın canını yeniledim. Mercenarilerle birlikte içerideki ilk tavırlardan birini alıyorum. Mercenarileri almış ablamız. Buraya geldi. Dikkatli olmamız lazım. Şu an başımız bayağı belada. Çünkü adamlara göre çok ters bir konumda duruyoruz. Mümkün olduğunca az hasar alarak buradan çıkmamız lazım. Ben mümkün olduğunca Nova'yı dürtmeye çalışıyorum. Mercenaryleri indirebilirsem güzel olacak. Şimdi benim çok güzel pozisyon almam gerekiyor. Çünkü büyük hasar bende şu an takımımızda. Yani özetle ölmemem gerekiyor. Ölürsem çünkü oradaki bekleme süresi çok şey kaybederiz. Nova geliyor. Onu gördüğüm için biraz geri çekildim. Kulelerimizin hasarını kullanacağız burada. Hemen gidip buradan canımı manamı yeniliyorum.
Tekrar Base Defense'a geliyorum. Ultim olduğu için şu an diğerlerine göre çok çok daha rahatım. Ultimi kullanarak aralarına giriyorum. Health Globe'u alıyorum. Şu an çok fazla hasar veriyorum adamlara. Beni sersem etmeyi de başaramadılar. İçeri tekrar geri kaçıyorum. Şu an oradan kurtulma şansları oldukça düştü artık. Fakat takımım tabii ki benle birlikte herkes yeni başlayan oyuncular olduğu için çok başarılı değiller savunma konusunda. Mesela şu adam bu yeteneğini eğer arka tarafa kullansaydı çok daha worth olacaktı. Şimdi minik seedlerimiz çıktı. Hemen o seedlere doğru gidiyorum. Seedleri almamız gerekiyor çünkü. Çok güzel oldu bunu burada bulduğumuz. Ultisini kullanarak kaçtı. Hiç sorun değil. Ultisini bana harcamamış olması benim için çok daha iyi. Kaçmış olması çok da bir şey önem farz etmiyor benim için. Şimdi şu tarafa doğru bir pozisyon alıyorum. Çünkü gelen abilerimizi böyle durdurmamız gerekiyor. Bu dayılar içeri atladıklarında en büyük hasar şu anda bu dayıda. Ultimi kullanıyorum hemen. Ultimle pasifini aktif hale getirdim adamın. İkinci skorumu da aldım. Bu dayıya mümkün olduğunca hasar veriyorum. Amacım öldürmek değil şu anda. Amacım bu dayının mümkün olduğu kadar uzak kalması ki çok güzel bir arkadan yetenek atışı geldi. Azmodan konuyu kapattı. 79 seed'e geldik biz. Adamlar seed'lerini tamamladı. Adamların terörü doğacak şimdi. Burada savunma yapmamız gerekiyor. Bu yüzden hızlı bir şekilde bu koridoru ittirip base atıp manamı, canımı, her şeyimi geri dolduracağım. Talentımı şu anda Frost Shot olarak seçiyorum. Böylece W yeteneğimi attığım zaman şu yaratıkların etrafına çıkan mor halkaları görüyorsunuzdur. O yaratıklarımız biraz yavaşlıyor. Adamlar orta koridorda indirmeyi tercih etmişler. Hemen base atıyorum. Bizimkiler alttaki büyük seed kısmını almaya çalışırken Azmodan'ımız. Ben de orta koridora gidip bu büyük seed'i durdurmaya çalışacağım. Yarım ana ile çıktım base'den. Bu yüzden şu shrine'ı bir kullandım. Gidene kadar manam iyicene dolsun. Bu shrine'ı kullanmışlarsa da kullanamıyoruz. Şimdi büyükçe hasar vermeye çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde. Bu büyük hasar sayesinde çok fazla olmasa da bir miktar geri çekilecekler. Bu bitkinin içine durursanız sizi küçük bir başka bitkiye değiştiriyor. Şu büyük şeyleri ilk önce kesmeniz lazım. Bunlar en büyük belalar. Şimdi muhtemelen öleceğim burada. Çok zor görünüyor kaçmam. Ses duydum sandım ama kurtuldum sanırım. Mümkün olduğunca uzakta tutmaya çalışıyorum adamları. Arkadaki shrine'ı kullanamayacağım. Hemen base atıyorum. Bizim kendi yaratığımız doğdu. Şimdi hemen gidiyorum iç taraflara. Bu arada oyunun sesi komple gitti. Onu biraz açalım. Kendi duyduğum kısmını sadece kısmak istiyorum. Excellent. Your enemy's terror Tamamdır. is Şimdi duyuyorsunuzdur oyunun seslerini de iyi bir şekilde. Başta yanlış bir ayar yapmışım. Canım manam fullendi. Şimdi üst koridora canım manam. Üst koridora gidiyorum. Adamlar da Raynor ölü 25 dakika sonra doğacak. Level'larımız şimdi eşitlendi adamlarla. Çünkü üst koridorda kimse yokken experience puanları da bize gelmiyor. Şu anda artık ölen yaratıklardan experience alıyoruz. Hızlı bir şekilde itiyorum. Yeteneklerim mümkün olacak kullanmamaya çalışıyorum. Stone Skin seçeneğini seçiyorum. Böylece bir tuşuna bastığım zaman bana ekstradan bir kalkan sağlıyor bu Stone Skin. Hemen savaşın olduğu bölgeye gideceğim. Minyonlarla hiç zaman kaybetmek istemiyorum. Ya da kaybedebilirim. Şu anda bizim Garden of Terror'umuz orta koridorda ittiriyor. Ben de üst koridoru ittireceğim. Böylece az önce olduğu gibi tatsız bir üst koridor baskını yaşamayacağız. Tabii ben de birçok şeyi yanlış yapıyor olabilirim çünkü bu takdir ederseniz ki benim de 8. ya da 9. oyunum, bu şampiyonla da 6. oyunum. Hızlı bir şekilde minyonları ittiriyorum. Bir an önce şu surlara dayanıp almak istiyorum kuleleri. Bu arada şunu tekrar belirteyim, yetenek atışlarınız kulelere, birimlere, her şeylere vurabiliyor. Şekil 1A. Ultimi henüz kullanmıyorum, olası bir düşmana karşı saklıyorum. Önce Shrine'ı yok edeceğim. Bu heriflerin kendilerini yenilemelerini istemiyorum. Şimdi merkezi yok edeceğim. Onlar orta koridordaki bizimkilerle uğraşırken ben de üst koridoru temizlemeye çalışıyorum mümkün olduğunca. Biraz da ölecek bizim buradaki minyonlarımız. Fakat o minyonlar ölürken bu toplarının tamamını neredeyse harcıyor. Ki bu bizim için iyi bir şey. Şimdi bu abi geliyor. Basit bir yetenek atışıyla onu bineğinden düşürüyordum. Herhangi bir hasar alması ya da herhangi bir efektten yararlanması bir oyuncu tarafından ya da bir minyon tarafından binekten düşmesi için yeterli. Hemen buradaki mercenary camplarına geliyorum. Buradaki mercenaryleri tekrar aktif hale getirip koridorları daha hızlı ittirmeyi hedefliyorum şu anda. Stone skinimi burada kullanıyorum. Gördüğünüz gibi kalkan aldım. Büyükçe bir kalkan aldım. Bu kalkan sayesinde çok az bir hasar alarak
bu mercenleri öldürmüş olacağım. Ardından geri dönüp eğer kullanılmamışsa Shrine'dan manamı yenileyeceğim. Mercenleri aldım. Tekrar geri dönüyorum. Shrine'ımızın yıkılmamış olduğunu umuyorum. Evet, yıkılmamış. Güzel kulemiz burada duruyor. Hemen manamı geri yeniliyorum. Tekrar üst koridora doğru gidiyorum. Onlar da mercenleri çıkardılar. Çok büyük problem değil. Benim burada sadece yapmam gereken şey dikkatli olmak. Çünkü karşımda birden fazla rakip var. Takım arkadaşlarıma alt tuşuna basarak burada bana yardımcı olmalarını rica ediyorum. Çünkü buradaki rakipler benim baş edemeyeceğim kadar fazla sayıda şu anda. Hasar veriyorum ama verdiğim hasar çok yüksek dozda değil. Arkadaşlarım geliyor şu anda, takım arkadaşlarım. Mümkün olduğu kadar ön savunma defansı yapmaya çalışıyorum. W yeteneğimin yavaşlatma etkisini kullanarak bizim merkezimize gelişlerini yavaşlatıyorum abilerimizin. Eşin W'su gibi düşünebilirsiniz. Bunun şu şey W yeteneğini. Mercenleri öldürdüm sayılır. Evet, mercenleri öldürdük. Çok bir tehlike kalmadı. Tekrar bizimkilere dahil olmak için gidiyorum. Masum'un Razer Nagam'ın yanlışlıkla bir tuşuna bastığım için onu aktif hale getirdim. Büyük yaratığı kesiyoruz. Çıkacak seedleri topluyoruz. 100 seed olduğu zaman tekrar bitki çıkacak. O bitkiyle birlikte şimdi 100 seed olduk. Çok kötü bir yetenek atışı yaptım. Şimdi ultim kullanarak aralarına giriyorum. Çok fazla hasarım var. Görünmezliklerini de ortadan kaldırdım adamların. Kaçmaya çalışıyorum. Ama işte o bir yeteneğimi yanlışlıkla kullandığım için bayağı bir hasar çıkarttım aslında orada. Fakat öldürmeye yetmedi. Şimdi bu adam oraya gidiyor ama onun çok fazla heal yetenekleri var. Ölme şansı çok yüksek burada. Evet, ölecek. O Lili'nin gerçekten inanılmaz fazla. Lili şu tatlı panda abla oluyor. Çok fazla hasar yeteneği var. Azmodan şu an buna odaklanırsa onu alırlar. Hatta devam ederlerse Lili'yi de alırlar. Azmodan'ın yetenekleri cidden çok güçlü. Onun pasifi yok bu arada. Çok güzel bir yetenek atışı yine Azmodan'dan. Öldürmeyi başardı. Şimdi Lili'ye fokuslanacaklar muhtemelen. Lili'yi orada öldürmek istiyorlardır. Kulelerin rençlerini şu kırmızı şeyle görebiliriz. Bu iç kule şu kırmızı rençle belirli oluyor şu anda. Şu an rahat bir şekilde buradaki merkezi alabilirler. Çünkü iki tane sadece top atışı kaldı. Attı. Şu an artık topu kalmadı. Şu an artık verebileceği bir hasar yok o kulenin. Verebileceği bir hasar olmadığı için rahat bir şekilde alabiliyorlar. Bu arada seslerden oyunun müziklerini size iyice duyurmak istiyorum. Ambiyans seslerini ben çok sevmiyorum, o rüzgar efektlerini. O yüzden kapattım şu anda. Bizim Terror of Seed'imiz orta koridorda intiriyor. Adamların orta koridorda bir defansı kalmamış. Ben de adamlarla birlikte orta koridora gidiyorum. Bir de bana yardım edin çektim. Azmodan da benimle birlikte geliyor. Bu Terror of Seed'i bizden bir oyuncu kullanıyor. Şu anda içinde kim varsa o kullanıyor. İçinde kim olduğuna bakalım. Yurizen varmış. Yani Falstad. Şu anda onun içinde. Arkadakileri de ittim. Vengeance'ımı açtım. Şimdi büyük bir hasarla araya da alıyorum. Şu an maksadım burada bunların hepsinin çok büyük hasarlar alıp savunma yapamamalarını sağlamak. Ultisinden kaçtım ablamızın. Ablamıza da büyükçe bir hasar verdim. Öldürmeye yetecek mi bilmiyorum. Yetmedi öldürmeye. Çok da sorun değil. Ana merkeze vuruyoruz zaten şu anda. Ana merkez bittikten sonra oyunda sona erecek. Şu an savunma yapabilecekler çok fazla bir şey kalmadı. Oradaki Sonya'yı da öldürdüm. Ve oyunun sonuna geldik. 20'ye 19 level farkımızla %100'dük zaten. 21 level olacaktı eğer devam etseydi. 2 level farklı tutmaları oldukça zor olacaktı. Bir de oyun sonu ekranından biraz bahsedeyim. Oyuna girişten kısmından falan bahsetmişken oyun sonundan bahsetmemek olmaz. Nasıl eşleştirme yapabileceğinizi anlattım. Şimdi bak gelen altın miktarını görelim. Vallam level atlayacak şu anda. Vallam level 6 oldu. Bu level 6 olduğu için artık Hero Portrait olarak Vallayı kullanabiliyorum ve Mount'uma yeni renk varyasyonları seçebiliyorum. Bir party invite geldi. Kabul edemeyeceğim şu an onları. Bu şekilde şu an chatte kimler oynuyor, kimler ne yapıyor görebiliyorum. Toplamda 30 altın verdi bana çünkü herhangi bir quest yapmadım. Bir sonraki ödül 7. seviye olmanın vallayla ödülü bana skin varyasyonu olacakmış. Aynı zamanda bir üst seviyeye atlamanın da bana ödülü. Bu arada chat'i kapatmanın yöntemi ilk başta çok zorlanmıştım. Enter'a basıp chat'i açıyorsunuz. Sonra boş bir alana tıklıyorsunuz. Chat yavaş yavaş siline siline kayboluyor. Sonraki player level'ın 10. level'ın ödülü de altın olacakmış. Biriktirdiğim altınlarla Nova almayı düşünüyorum. Göstereyim şimdi şuradan portrelerden. Artık bak daily quest'im var. Warcraft hero'larından iki tanesiyle
Warcraft hero'larından biriyle iki tane oyun oynarsam bana 200 gold verecekmiş. Daha hiç oynamamışım. Yaptıkça daily quest'ler geliyor. Ayrıca ekstra reward'lar. Level 2'de bonus 1000 altın, level 4'te bonus 1000 altın, level 6'da daily quest'ler açılıyor. Bu bana 200 altın veren quest örneğin. Şurada görebileceğiniz. Level 8'de bonus altınlar açılıyor. Yine ekstradan 2000 altın geliyor. Level 10'da yine bir 2000 altın geliyor. Level 12'de rotasyon slotu açılıyor. Level 15'te yine bir rotasyon slotu açılıyor. Bunların ne olduğunu ben de henüz çıkmadığım için bilmiyorum. Burada gösteriyor bana neler vereceğini. Raynor'la bir level daha atlar. Level 5 olursam ki bu tek bir win'e tekabül ediyor yanlış hatırlamıyorsam. Toplamda 400 bin experience yok. Yaklaşık 2 oyuna falan denk düşüyor. 500 altın hediye edecek. Burada da bana yeni bir skin kostüm açacak. Şimdi bana bir mount variation dedi. Bakıyorum şu an artık sarı atı kullanabiliyorum. Aynı zamanda kırmızı kodoyu kullanabiliyorum. Bu varyasyonları açmış benim için. Skin variation dediği de muhtemelen bu yeşil halini ve sonra da 10 level olduğunda bu pembe halini kullanabilir hale geleceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha devamı gelecek. Bu sadece bir şampiyon üzerineydi. Eğer merak ettiğiniz bir şampiyon varsa ben size şampiyon listesini de göstereyim istiyorum. Şampiyon listesi burada. Şu anda oynayabildiklerim bunlar. Uther oynayabiliyorum, Sonya oynayabiliyorum, Raynor oynayabiliyorum, Val oynayabiliyorum az önce oynadım. Falstad oynayabiliyorum ki Falstad bayağı güzel. Muradin oynayabiliyorum. Eğer aranızdan varsa merak ettiğiniz şunu oynasana çok merak ediyorum gibi bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Başka ekstra merak ettiğiniz bir şey varsa onları da yorum olarak atabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Facebook ve YouTube adresimi takip etmeyi unutmayın. facebook.com/zeusstudios adresinden Facebook'uma. Ve şu anda videoyu izlediğiniz yerden de YouTube adresime ulaşabiliyorsunuz. Subscribe olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.